Babamdan, abimden çok çektim ben Kemal. Kendi evimde hanımefendi olmak istiyorum. Bana bak kız, doğru eve. Sağda solda sürtünü duyarsam kırarım bacaklarını, anladın mı? Hayatta tek korkum seni kaybetmek. Bir kadını sevmek kolaydır. Ama bütün kadınları, çocukları, tüm insanları, kısacası hayatı sevmek önemlidir. Bunun için de insanın yaşaması gerekir evlat. Bu dediklerin doğrudur. Ama Güllü... Hey, bana bak! Güllü'nün adını ağzına alma lan. İçinizde benden şikayetçi olanlar varmış. Şikayetçi olan varsa yüzüme söylesin. Bu kavgayı ben babamdan devraldım. Muzaffer Bey de babasından. Babalardan oğullara devrolan bir yılan hikayesi bu. Muzaffer Bey'le dünür oluyormuşsunuz, öyle mi Cemşir Ağa? Allah kısmet ederse. Aman Kemal, kurban olayım uyma şunlara. Başına bir çorap örmelerinden korkuyorum. En iyisi ananla konuş, gönlünü et. Ne zaman hadi dersen hazırım. Elimizi çabuk tutalım, Güllü. Kaçtı, Güllü kaçtı, vay başıma gelenler. Kaçtıysa sevdiğine kaçmış, ne var bunda? Babasına, kardeşine ne derim ben? Güllü kaçmış. Güllü mü kaçmış, kime? Kime olacak, Araboğlu'na herhal. Demek bizim Cemşir'in kızı sensin. Adı Batsın. Niye? Hayvan gibi tuttu, sattı beni. Ona uyacak birkaç giyimlik istiyorum. Tabii, tamamen bana mı bırakıyorsunuz? Lütfen. İsmimi beğenmiyorum. Niçin? Hem kötü hem de... Hem de? Çok adi. Peki, ne almak istiyorsun? Serap. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar memnun, bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. O zaman çocuğumuzun adını Mesut koyalım. Çok üzgünüm Pakize. O benim her şeyimdi. Bunları bir zamanlar Kemal için de söylemiştim. Az mı ağlayıp dövünmüştün o zaman da? Ama onu unuttun. Çünkü daha iyisi çıktı. Bu mal mülk bende olduktan sonra kocanın ne hükmü var? Sen hayattan, insanlardan intikam alıyorsun adeta. Çiftlikte yaşatıyorum diye övündüğün şu ailene bak. Hepsi sığıntıdan farksız. Pamukta, çiğitte, çeltikçe çalışan işçilerden ne farkları var? Sense sırça sarayına yerleşmiş, herkese tepeden bakan bir prenses gibi görüyorsun kendini.